Saatlerimiz 12.15 oldu. Haber Yorum devam ediyor. Haber Yorum dosyada önemli bir konuyu konuşacağız. Ne diyorduk biz? Bacasız endüstri diyorduk böyle ilkokulda öğrenilen tabiriyle turizm için. Önemli. Yılın sonuna da geldik. Son birkaç gün içerisindeyiz. 2018 verileri de açıklandı. Ülkemize gelen turistlerin sayısında bir artış görüyoruz. Güzel, çünkü böyle zor bir yıldı ekonomik açıdan, finansal açıdan, kurlar açısından bu turizmi etkileyecek diye bekliyorduk ama güzel bir etkisi olmuş. Şimdi stüdyomuzda TÜRSAP Yönetim Kurulu üyesi Ali Bilir'i ağırlıyoruz. Kendisine bütün bu soruları ve verileri değerlendirecek. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Şimdi hazır bu verileri konuşarak başlayalım isterseniz, taze taze açıklanmışken. 11 ayda yani Ocak'tan Kasım sonuna kadar 37,5 milyon turist ağırlamışız. Evet. Nasıl bu sayı hani artmış görünüyor ama geçen seneye göre bir artış söz konusu. Hedeflenen, hani bu senenin hedefine ulaşılmış mı? Hedef neydi? Ve sonuçla değerlendirirseniz daha iyi olur. Tabii bu çok sevindirici bir sonuç ülkemiz açısından, ülkemiz turizm açısından. Şöyle ifade edelim. Yaklaşık geçen seneye göre 2018'e 2017'ye göre %22'lik bir artış oldu. 2016 ve 2017 yıllarında çok düşüktü ülkemize gelen turistler. 2015 yılı ülkemiz için bir rekor yılı olarak biz kabul etmiştik Türkiye'ye gelen turist açısından. 2015 yılına göre 2018'de gelen, ilk 11 ayda gelen turist sayısı %8 daha fazla geldi. Bu şu demek, demek ki ülkemiz her yönüyle, işte hizmetleriyle, tesisleriyle ve yurt dışında oluşturmuş olduğu algıyla, yani bir güvenli ülke algısıyla gelen turist sayısı doğal olarak arttı. Hı hı. Bu hedeflenen sayı mı diye sorduğunuzda, bakılınca aslında hedeflenen sayının da üstüne çıktığını söyleyebiliriz. Hmm. Çünkü biz genelde hep telaffuz ettiğimiz rakam 35 milyon civarındaydı. Şu anda görüyoruz ki bu arttı. Daha değil mi? Aralık ayı da eklenecek. Aralık ayı da eklenecek. Tabii şöyle değerlendirdik. Biz bu yılın ilk 9 ayında değerlendirdiğimiz zaman 35 milyonu görünce hedefimiz artık bir 3 aylık sınır verdik, şey verdik burada, hedef verdik. 40 milyonu bulacağız diye. Hı hı. İnşallah buluruz, bilemeyiz ama olabilir. Evet, yani şu anda henüz Aralık ayı sayıları gelmedi. Hı hı. Ümit ediyoruz. Tabii burada şeye de bakmak lazım. Şimdi ben de şey söyleyeyim, en çok giriş yapılan illerde Antalya birinci sırada, İstanbul ikinci sırada, Edirne 3, ardından Muğla ve Artvin takip ediyor onları benim baktığım kadarıyla. Bu Antalya'nın birinciliği sanırım değişmeyecek. Antalya'nın birinciliği, biz Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği olarak turizmi 12'ye yayma hedefindeyiz. Hı-hı. Yani böyle bir stratejik planımız var bu anlamda. Antalya bunu başardığı için mi birinci? Antalya'nın... Yani Antalya bizim için bu hani deniz, kum, güneş üçlüsünden çıkıp hani işte tıp konferanslarının da yapıldığı, işte spor aktivitelerinin, evet, de yapıldığı, her şey, yani buna bir sağlık turizmi, tabii, de turizm olabilir. Bunların hepsinin içine girdiği bir turizm anlayışı artık orada olduğu için mi ilk sırada? Bu aslında sadece Antalya için değil, ülkemizin, hı-hı, bütün bölgeleri için geçerli olan bir şey. Turizmde deyince, Antalya deyince deniz, kum, güneş akla gelirdi. Ama sizin de söylediğiniz gibi Antalya'da artık 12 ay turizm yapılabilir duruma geldi. Turizm çeşitlilikleri, işte spor turizmi, gastronomi turizmi gibi, golf turizmi gibi. Hı hı. Antalya birinciliği bırakır mı ya da İstanbul ya da diğer şehirler öne geçebilir mi? Biz aslında bütün bölgelerimizde turizmi artırma hedefindeyiz. Hı hı. Antalya'da 12 milyondan 20 milyona çıkarsın. İstanbul'da hemen arkasından İstanbul geliyor, İstanbul aslında bakılınca geliyor, ikisi de 12 milyon küsür. Doğru doğru. İstanbul'da 3. Havalimanı'nda tamamen faaliyete geçmesinden sonra, hı-hı, çok önemli bir şekilde İstanbul'da artış olacaktır. Çok az fark varmış şimdi söyle. 12 milyon 355 bin Antalya, 12 milyon 265 bin de İstanbul. Evet evet, çok az bir fark var. Birinciliği paylaşıyorlar diyebiliriz. Yani İstanbul'a biri, biraz, evet, şey, torpil geçebiliriz. Evet, şöyle ki, bizim hedefimiz 2019 yılı için 50 milyon turist. 50 milyon olunca, hı-hı, belki İstanbul öne geçebilir. Oo. Yani maksat İstanbul'u Antalya'ya yarıştırmak değil. Aslında bütün illeri yarıştırmak, evet, hizmeti yarıştırmak. Dolayısıyla Antalya'da her geçen gün yeni yeni tesisler açılıyor. Hı-hı. Ülkemizde hizmet kalitesi artmaya başlıyor.
turist sayısının artmasının etkenlerinden birisi de döviz kurlarının yükselmiş olması. Yabancılar çok ciddi olarak ülkemize bu anlamda da bir talebi artırdı bakıldığı zaman. Onlar için çok karlı bir tatil. Karlı oldu tabii. Ve şu anda şöyle bir durum var ortada. 2019 yılı için otelciler %80'ini yabancılara ayırdı kontenjanın. Şimdi ben zaten soracağım. Şimdi bu iyi, hoş, güzel, bu istatistikleri konuşuyoruz. Turist geldi, gitti, kazancımız iyi ama şu da önemli. Şimdi bir dış turizm var, bir de iç turizm var. Bizim halkımızda mesela yazın şundan şikayet edebiliyor. Hazır sizi bulmuşken soralım. Ya, el alemin yabancısı geliyor diyor. Benim yaptığımın dörtte biri fiyatına tatilini yapıyor, gidiyor. Biz burada diyor ödüyoruz kaç bin lira para. Yani bizim yerli turistimize o hani turist olan, diğer asıl turist olan dışarı memleketlerden gelen insanlara verilen kolaylıklar verilmiyor mu? Yapılan kolaylıklar yapılmıyor mu? Erken rezervasyonlar falan var tabii ama herkes hani onun bir paket programı oluyor ya, uçağı, şu su, bu su, her şey dahili falan, onlar kadar faydalandıklarını düşünmüyorlar. Bunu da hep dile getiriyorlar. Hazır siz bunun muhatabısınız, evet. Size soralım. Şimdi şöyle, biz Türk milleti olarak şöyle bir alışkanlığımız var. Biz hep son dakikacıyız. Yani nasıl faturayı da son güne kadar bekletiriz, son gün öderiz. Yani son dakikacı olduğumuz için böyle bir şey. Aslında yabancılarla bizim Türk gezginlerimizin, Türklerin ödemiş olduğu fiyat arasında bir fark yok bakıldığı zaman. Şimdi paket turlar oluşturduğu zaman hem yurt içinde hem de yurt dışında satışa çıkartılıyor. Yabancı şunu, yıllık planını yapıyor, tatile ne zaman gideceğini... Bizim alma hakkımız var mı? Mesela ayrılıyor mu? Hani yurt dışından alacaklar için ayrı bir kontenjan, yerli turist için ayrı bir kontenjanı mı var? Tabii, genelde oteller şunu yapar. Mesela der ki benim bin otel kapasitem var, bin yatak kapasitem var. Bunun 800'ünü yabancı tur operatörlerinin kontenjanına bırakır, verir. O zaman 200'ü yerliye kalmış. Ancak fiyat olarak bakıldığı zaman TL bazında değerlendirilirsek yabancıyla bizim bir yerlinin aynı zamanda almış olduğu turun ya da paketin ya da tatilin aslında arasında bir fiyat farkı yok. Biz ne yapıyoruz? Mesela biz bu yıl geçtiğimiz Aralık ayında, yani içinde bulunduğumuz Aralık ayında İzmir Travel Türkiye Fuarı'nda, bizim de TÜRSAB'ın düzenlemiş olduğu bu fuarda 2019 yılı erken rezervasyon dönemi başladı. Mesela şu anda %50'ye varan indirimlerle tatil ve turlar satılıyor. Ve bunun yaklaşık şu anda bizim ajantalarımızdan almış olduğumuz bilgilere göre yaklaşık %30, %40'ı satılmış durumda. Bizim yapmamız gereken aslında şu ucuz tatilin yöntemi şu. Erken alımların yapılmış olması önemli olan burada. Şu anda alınırsa, işte Aralık ayında alınırsa, erken rezervasyon döneminde alınırsa, Temmuz için şimdiden alabilirler. Alınırsa ucuz aslında. Alınır. Ama Temmuz için gidip Mart ayında, Nisan ayında alınınca otomatik olarak fiyat yükseliyor. Ya da tatil yapmak istediğiniz bölgede, tatil yapmak istediğiniz otelde yer bulamıyorsunuz. Geçe bırakırsanız işi. Yabancılar bunu erken aldığı için biz hep diyoruz ki işte yabancılar daha ucuz tatil yapıyor. Tatil yapmasının sebebi aslında erkenden almış olmaları. Yani böyle söyleyebiliriz bunu, böyle ifade edebiliriz. Biz önce karar vermemiz gerekiyor. Biraz daha planlı, programlı olmamız gerekiyor sanırım. Evet, bu genel yapılırsa olarak hayatımızın içerisinde uygulamamız gereken, örnek almamız gereken şeylerden biri. Onu da söylemek lazım. Verilerden biraz bahsettik ama mesela hani ben biraz önce o soruyu sorarken Antalya özelinde bir nevi de şeydi, hani Antalya, 20 sene önce de Antalya'yı konuşuyorduk. Şimdi yani bizim artık Gaziantep'i de konuşmamız gerekiyor değil mi? Karadeniz'i de konuşmamız gerekiyor. Yine Karadeniz bilmiyor. Mesela Kapadokya, yani gidenlerin hayran kaldığı, tekrar tekrar gitmek istediği. Ama niye baktığımızda Kapadokya'da sadece Japon turistleri görüyoruz? Hani onlar kendi aralarında ya da işte Korelilerin de çok ilgisini görüyoruz. Böyle belli başlı markalarımız var. Ama onların yanına yenilerini eklememiz gerektiğini düşünüyorum ben. O yüzden bu Antalya, işte İstanbul, Bodrum, hani üçgeninden, aynı o deniz, kum, güneş üçgeninden çıkmamız ne kadar önemliyse, bence Antalya, Bodrum, İstanbul üçgeninden de çıkıp böyle geniş bir şeye yayılmamız gerekiyor. Bunun için siz ne yapıyorsunuz? Az önce de ifade ettiğim gibi Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği olarak Turizm Bakanlığımızla birlikte, Kültür ve Turizm Bakanlığımızla birlikte Türk turizmini 12'ye yayma.
Yani planımız bu. En önemlisi bu. Oteller kışın kapatmamalı. Sezon, hani oluyor böyle, sezon bitti deyip çalışanların işten çıkarıyorlar, kapasitelerini düşürüyorlar falan. Başka bir şeye geçebilmeliler değil mi yani? Tabii, kışın da başka bir şey yapabiliyor olmaları lazım. Kesinlikle, kesinlikle bu. Mesela bizim dünyanın çok az ülkesinde vardır Türkiye'deki oteller, tesisler. Bakın, yaklaşık 80 milyon turist giden İspanya'nın otel sayısı Türkiye'den, hizmet kalitesi Türkiye'den daha az olduğunu söyleyebiliriz. Bu konuda da iddialı olduğumuzu söyleyebiliriz. Kesinlikle. Ve her bunu geçen gün gittiğimizde görüyoruz. Yani bakıyoruz, otele bakıyoruz. Yani ödeyeceğiniz fiyata bakıyorsunuz. Otelde hiçbir şey yok. Tabii tabii. Yani dolayısıyla bizim bugünkü hizmet kalitemiz ve tesislerimiz dünyanın hiçbir yerinde yok. Bu anlamda çok kesinlikle, iyiyiz. Kesinlikle. Evet. Hatta bize zaman zaman heyetler gelir yurt dışından. Şunu istiyorlar bizden. Ya siz bu işi nasıl yapıyorsunuz? Bu hizmet kalitesini nasıl artırıyorsunuz? Bize de bu yönde işte destek verir misiniz? Biz çalışanlarımızı sizin otellerinize, tesislerinize gönderebilir miyiz diye bizim böyle ikili görüştüğümüz ülkeler var. Dolayısıyla bugün kış turizmi sadece kayak sezonlarında yapılır. İşte 3 ay yapılır, 4 ay yapılır bölgelerine sadece göre. Sadece Uludağ'da yapılır işte, gibi değil. Değil mi yani? Bir sürü işte kayak pistimiz var. Uludağ, işte Erciyes, yani bir sürü var. Kartepe var, Palandöken var. Bir sürü yerlerimiz var. Yani yaklaşık bizim 28 tane kayak merkezimiz var ülkemizde. Ancak ne oluyor? 3 ay, 4 ay bunlar turizmini yapıyor, kayak turizmini. Ardından sizin de ifade ettiğiniz gibi oteller kapatıyor. Birçoğu kapatıyor. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Antalya'daki deniz, kum, güneş sezonu kapandığı zaman, bittiği zaman otellerin çok önemli bir kısmı kapatıyor ya da kapasiteyi azaltıyor. İşte bunların azaltılmaması için turizmi 12 aya yayma planlarımız, hedeflerimiz var ve birçok konuyu, işte gastronomiyi, özellikle kongre, toplantıları, bunlar işte spor turizmi, bunlar otelleri doldurabilecek olan argümanlar, ürünler. Yine söylediğiniz gibi ülkemizin 7 bölgesi aslında birbirinden güzel, birbirinden değerli. Kültür Bakanlığı'nın da, TÜRSAB'ın da bu yöndeki çalışmaları her bölgeyi ayrı pazarlama stratejisiyle biz bunu başaracağımıza inanıyoruz. İşte Gaziantep, Urfa, bu bölgeler tam bir gastronomi şehri. Ve bizim gastronomi kültürümüz, mutfak kültürümüzü iyice tanıttığımız zaman buraların alıcıları farklı olacaktır. Şimdi yabancı turiste baktığımız zaman her bölgenin farklı alıcısı var tabii. Yani Kapadokya'ya gittiğimiz zaman genelde Uzak Doğu turistleri görürüz. Çinleri görürüz, Japonları görürüz, Korelileri görürüz. Bunlar daha çok bu tarz ürünleri sevdiği için. Karadeniz bölgesine gittiğimiz zaman daha çok Arap turistleri görürüz. Onlar bu bölgeleri sevdiği için. Çünkü insanların yaşam tarzına göre, inançlarına göre, renklerine göre aldıkları ürün de değişebiliyor. Ama baktığımız zaman Antalya bölgemizde işte ya da Akdeniz bandını, Ege bandını da Almanları görürüz. Evet, bunlar genelde işte Rus coğrafyasından, işte Avrupa coğrafyasından gelenleri görürüz. Çünkü herkesin alım İstediği şey var. Tatil ülkemizde hepsi şey var çünkü. Ülkemizde hepsi var. Şimdi kısa bir reklam arası verelim. Reklamların ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Haber yorum reklamlardan sonra İstanbul'dan devam.